çocuklar. Enfeksiyona daha açık Daha açık oluyorlar birçok çocuklar. hastalığa. Bir de şu var. Özellikle de bazen idrar yolu enfeksiyonları sık olabiliyor. Bunlarda da idrar yollarında bazı anormallikler olabiliyor. Genişlemişlikler olabiliyor. Bunlar. Bu hastalarda bazen biz koruyucu ilaç da antibiyotik de veriyoruz. Bu sefer sürekli uzun süreli veya aralıklı antibiyotikler de veriyoruz. Çünkü bunlarda koruyucu antibiyotiğin yeri var. Çünkü bunlara en ufak bir enfeksiyon dekompanse dediğimiz yani hastanın kompanse edemediği bir anda kötüleştiği organ yetmezliğine girebileceği tabloya girebiliyorlar. Bunlar da biraz daha yakın ve tutucu davranıyoruz. Hızlıca da müdahale Tabii, etmek tabii, tabii. gerekiyor anladığım Bazen kadarıyla. dakikalar, saniye şeyler bile önemli olabiliyor burada. Bir de bazı hastalıklar var. Özellikle bazı menenjit etkenleri var. Onlarda da çok hızlı davranmak gerekir. Saatler içerisinde neticelendirmek lazım. Tedaviye başlamak gerekir. Ateş korkusuyla biraz Evet. sanırım, ateşten dolayı. Peki hocam, bebek ve çocuklar biraz konuyu buraya da getirmek isterim. Bebek ve çocuklarda rutin olarak siz hekimler hangi testleri yaparsınız? Hem enfeksiyon açısından değerlendirmek için hem de genel çocuk sağlığı açısından. Bunların sayısı giderek artıyor. Bunlardan özellikle yeni doğan döneminde işitme testi ve bu doğuştan metabolik hastalıklardan fenilketonuri, biyotinidaz ve tiroid hastalıkları taranıyor. Evet. Bunlar güzel. Bunlara eklenebilecek olanlar var. Duyuyoruz. Şeylerde ileride Sağlık Bakanlığı'nın ekleyeceği şeyleri duyuyoruz. Bunlardan hatta bir tanesi de bu bağışıklıkla ilgili bir test üzerinde duruluyor. Ama daha henüz değil. Onun dışında ilk bir yıl içerisinde mutlaka bir kez idrar tahlili ve kan sayımı yapılmalı. Hem kansızlık açısından hem de gizli bir enfeksiyon idrarda veya şeyde idrarda veya kan hücrelerinde bir düşüklük olup olmadığı bakılmalı. Sonraki bunun dışında hasta çocuklarda tabii hastalığın cinsine göre tahlilleri hareket edilmeli. Ama yılda bir kez mutlaka bir kan sayımı takibine yapılması uygun olur. Uygun olur. Peki hocam, şimdi enfeksiyondan, antibiyotikten bahsettik. Hangi testlerin yapıldığından bahsettik bebek ve çocukluk çağlarında. Gene enfeksiyona biraz dönecek olursam, bir aile çocuğunun enfeksiyon geçirdiğini nasıl anlar? Ateş biraz oluyor, başka belirtiler var mı? Hangi durumda hemen doktora götürmeli? Şimdi şöyle, burada bir kere çocuğunun yaşı önemli. Nedir? Eğer bir yaşın altındaysa, prematüre ise veya sorunlu bir çocuksa, Sorunu sorun dediğim diğer dedi hastalıkları şöyle, var sorunu şöyle, aslında. diğer altta yatan hastalığı varsa, nedir? Akciğer işte, kalp dedik, böbrek dedik, bağışıklık dedik veya işte kemoterapi alan bir çocuksa. Evet. Bunlar da tabii normalden sapmalar çok önemli. Ateş olabilir, ateşsizlik olabilir, öksürük olabilir. Ama ilk belirti ateştir bu çocuklarda. Bunlar da biraz daha erken doktoru ile temasa geçebilir. Bunun dışında sağlam çocuk, 2 yaşın üzerinde, burada dikkat etmesi gereken çocuğun annenin şu. Bu çocuk ateş ve boğaz ağrısı. İkisi varsa kuru bir ateş, yüksek bir ateş. Ha, o zaman böyle burun akıntısı gibi öksürük, kapşırma, grip belirtileri yoksa bu da beta açısından uyarıcı olabilir. Kuru bir ateş diyoruz buna. Ateş ve buna eklenen belki boğaz ağrısı. Bu kuru ateş. Ne kadar Bunda sürüyorsa mesela? şöyle bir kere 24 saati geçiyorsa Evet. bu önemli beta açısından. Bunun dışında anneleri uyarıcı bir şey. Bu diğerlerinde ateş çok. Bir de şu var, önemli olan çocuğun durumu. Eğer çocuğun ateşi düşmeden veya düştükten sonra çocuk geziyor, oynuyor, dolaşıyor ve kendine geliyorsa bu ateş çok ciddi bir şeye bağlı olma, üst solunum yolu enfeksiyonu olma ihtimali veya çok ciddi bir enfeksiyon olmadığını düşünebiliriz. Ama çocuk ateşi düştüğü halde hala hasta görünümlü ise bu da uyarıcı olabilir annesine. Çocuk Ciddi hekimine başvurmak gerekiyor. bir hastalık açısından uyarıcı olabilir. Peki hocam, bayağı faydalı bilgiler verdiniz. Sağ ol. Umarım izleyicilerimize en azından bu açıdan daha güzel bakabilirler. Peki, gelelim koruyucu sağlığa Bir de bu çocuklarımızın. koruyucu sağlığa geçmeden önce Buyurun hocam. her ateşli çocuk enfeksiyon mudur derken şöyle bir
durum var. İlave yapmak istiyorum. Ateşli hastalık, enfeksiyon gibi seyreden bazı hastalıklar var. Bunların özelliği de şöyle, siklik dönemler, yani belli bir periyotlarda 2 haftalık, 3 haftalık, 4 haftalık ve aylık periyotlarda çocuk ateşleniyor. Diyor, ben anlıyorum diyor annesi diyor. İşte ateşlenme vakti geliyor diyor ve ateşi çıkıyor çocuğun diyor. Böyle tekrarlayan ateşleri olan çocuklarda ve doktora götürüyorum işte biraz hafif bir enfeksiyonu var deneşeyi diyor. Bu durumlarda enfeksiyon dışı bazı hastalıklar var. Bunlardan da en önemlisi Türkiye için ailevi Akdeniz ateşi. Ailevi Akdeniz ateşi. Özellikle böyle tekrarlayan ateşli hastalıkları olan çocuklarda. Bundan şüphelenilmiyor. Veya ailede hele bir de işte ateşli, FMF'li bir hasta varsa o zaman bu akla gelmeli. Çünkü bunun aynı enfeksiyonu taklit eder. Bunun dışında bir de FAPBA dediğimiz hastalık var. Yine periyodik ateş. Aynı boğazda beta enfeksiyona benzer gibi görüntü, bademciklerde kızarıklık, şişlikler var. Yeni mi çıktı FAPBA? Yani şöyle çok şey değil. Belki eskiden de vardı ama yeni tespit edilebiliyor. Nedenleri bulunabiliyor. Bu da şey bir hastalık. Antibiyotik tedavisinin yeri olmadığı hastalıklardan bir tanesi. İzlemle, takiple gelecek. Bunun dışında bir de kanda nötropeni dediğimiz bu bağışıklık hücresinin eksik olduğu böyle dönemler, ritmik dönemler gösteren hastalıklar var. Bunları özellikle az bir kısmı oluştursa da ama yine de bir de unutulmaması gereken özellikle uzun süren 4-5 gün ateş yapan gözde kızarıklık, konjüktivit dediğimiz şey, ağızda kızarıklık, ciltte döküntü yapan Kawasaki dediğimiz bir hastalık var. Bu da özellikle ama en önemlisi bu boyunda da şişliklere neden olur. Bezelerin şişmesine. Genellikle kaç yaşında çocuklar olabiliyor? Genellikle bu 5 yaşın altındaki çocuklarda olur. Bu Kawasaki denen hastalığın önemli özelliği şu. Uzun süren ateş olur. Burada da kalp damarları tutarak orada anevrizma dediğimiz baloncuklara neden olabiliyor. O yönden önemli. Yani ateş eğer uzuyorsa mutlaka doktor kontrolü uygun. Peki hocam, gelelim, çok güzel bilgiler verdiniz. Gelelim koruyucu sağlığa, çocuklarımızın sağlığını korumak için neler yapmalıyız? Çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek için nelere dikkat etmeliyiz ve burada aşıların yeri? Hocam şimdi, bu konuya değinelim mi? Şimdi çocuklarda en önemli şey ta anne karnındayken başlıyor. Bir kere anne zararlı etken kullanmayacak. Başta en çok şey de sigara gibi. Anne iyi beslenecek, anne sağlıklı olacak. Anneden başladık. Evet. Sonra çocuk doğdu. Bebeğin iyi beslenmesi için yine anneden faydalanacağız. Anne sütü. Gelecek. Ortam uygun olacak. Güzel havalandırılmış. Yeterli. Hem ev ortamı, hem okul ortamı, hem sokak ortamı. Hocam burada bizim bağışıklık sistemimiz neler? Çocukların bağışıklık sistemini en çok neler bozuyor? Mesela hava kirliliği ne kadar etkiliyor? Çok önemli. Özellikle hava kirliliği, sigara dumanı, mikropların vücuda yerleşmesi için bazı çok önemli, en önemli etkenlerden bir tanesi kaldırabilir. Bunun dışında havasızlık. Çünkü yani havalandırma çok önemli. Havasızlık çok önemli şey. Çünkü belli bir süreden sonra havadaki oksijen miktarı azalıyor. Bu da mikroplar için önemli bir faktör. Bu şeyde anneden başladık. Büyük çocuklarda da beslenme. Yeterince. Tabii beslenmek, yiyecek, yemek anlamında. Büyük çocuk dediğimiz hocam anne sütünü bitirdikten yani iki yaştan sonraki çocuklarda. Bir yaştan sonra. Aldı 2 yaşına kadar. Aldı. 6 aydan sonra ek gıdalarımızı aldık. Bir de beslenme derken şimdi tabii sağlam gıda da bulmak çok zor. O nedenle de beslenmenin içeriği önemli. Biz şişman çocuklar beslenme anlamında değil. Önemli olan dengeli ve uygun beslenmeyi sağlamak. Standartlara uygun, dengeli. Bu da belli bir oranda karbonhidrat, protein ve yağ alımıyla sağlanır. Şimdi bir de o daha önceden bahsetmeyi unuttuk. Buyurun onu hocam. Hemen belirteyim. Özellikle biz antibiyotikler dışında antibiyotik etkili çok fazla vücuda madde alıyoruz. Özellikle de bu gıdalarda koruyucu madde olarak kullanılan, gıdaların bozulmasını önlemek için kullanılan koruyucu maddeler.
O yüzden de hazır gıdalardan da biraz kaçınmak lazım. Özellikle koruyun. Çocuklarımız için, kendimiz için aynı şekilde. Evet. Hocam aşı demiştim, aşıya da çok kısa aşılarda, değil, kapatmak zorundayım programı sonra. Aşılar çok önemli. Burada bazılarını herkesi yapıyoruz. Bu Sağlık Bakanlığı'nın takibinde de var. Bu mutlaka olacak. Bütün aşılar zaten. Ama bazı aşıları da, özellikle grip aşılarını, bazı aşıları ise seçilmiş kişilere yapıyoruz. Bunlar nedir? Daha önce de bahsettim. Riskli olan riskli çocuklar. Çocuklar. Onlara akciğer, böbrek, yani, rahatsızlığı yani gibi. Benim hocam, benim çocuğum oldu, diğeri olmadı. Burada önemli olan çocuğun durumuna göre bazı aşılar seçilebiliyor. Yine, özellikle acılı. Yine bu konuda da hekimin tercihine bırakarak, hani hekimi de zorlamayarak illa şu aşıyı bu işi yapalım diye ilerlememek lazım. Doğru. Her aşının da galiba yapılmaması gerekiyor tabii, normal tabii, çocuğa. Tabii tabii. Yani normal çocuğa gerekenler var. Hasta çocuğa gerekenler var. Burada aileyle, anne babayla doktorun etkileşimi her zaman önemli. Ama annenin bu tabii fikirleri, şeyleri çok önemli. Mutlaka her kafasına takılanları sorması lazım ki bir sonuca varalım. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Umarım sağ izleyicilerimize iyi bilgiler aktarmışızdır. Değerli izleyenler, Sağlık Raporu programının sonuna geldik. Sağlığın tanımında da belirtildiği gibi tam iyilik halinde kalmanız dileğiyle. Görüşmek üzere.